He saved my life, and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. RDR2 oyununda birçok unutulmaz karakter var. Fakat Sadie Adler oyunun en benzersiz karakterlerinden biri. Sadie klasik bir çiftlik kadını figüründen bağımsız güçlü bir savaşçıya dönüşen oyundaki en karmaşık ve çok boyutlu karakterlerden biridir. Onun hikayesi trajik bir başlangıçtan yeni bir hayata adım atmasına kadar geniş bir dönüşümü kapsıyor. Bu incelemede Sadie'nin ilk olarak Coulter'da tanıtılması, çetedeki gelişimi, Com Odriscoll ile olan çatışmaları ve nihayetinde bir ödül avcısına dönüşme yolculuğunu ele alacağız. Bu anlatı Sadie'nin karakterine yönelik derinlemesine bir bakış sunarak onun RDR2 evreninde nasıl kalıcı bir iz bıraktığını göz önüne seriyor. Oyunun başlangıcından birkaç gün önce Odriscoll çetesi Adler çiftine basar ve Sadie'nin eşi Jack'i öldürür. Sadie aynı kaderi yaşamamak için günlerce mahzende saklanır. Vandalina çetesinin üyeleri olan Micah, Dutch ve Arthur erzak bulmak için gezintiye çıktıkları sırada Adler çiftliğine gelirler. Dutch kapıyı çalar ve kapıyı açan Odriscoll üyeleriyle konuşmaya başlarken Micah bir vagonda Jack'in cesedini görür ve Arthur'u uyarır. Odriscoll'lardan biri Dutch'ı tanır ve çatışma başlar. Dutch, Micah ve Arthur Odriscoll üyelerini öldürür ve yiyecek için evi aramaya başlarlar. Dutch, Arthur'u ahırı kontrol etmesi için gönderir. Geri döndüğünde Micah mahzende saklanan Sadie'yi bulur ve üzerine saldırmaya çalışır. Sadie bıçakla karşılık verir ve Micah seninle masayı devirir. Masanın üzerindeki fener alev alır ve ev yanmaya başlar. Dutch ve Arthur Sadie'yi sakinleştirir ve onu yanlarına alarak çetenin yanına dönerler. Bu an Sadie'nin zayıf bir figürden güçlü bir karaktere dönüşümünün ilk adımını simgeler. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I won't lie to you. Miss Roberts. I know. Where am I gonna go? Stay here with us. Folk, they ain't so bad. It's nasty out there on your own. I know. You'll be safe here. At least for now, till you're back on your feet properly. Thank you. Of course. You can stay with us as long as you want. Thank you. It's the least we can do. All right, well, I should be getting on. Okay, Arthur. Sadie, çeteye dahil olduğunda ilk başlarda koruma altında olan bir figür olarak görülse de zamanla kendini çetenin tam bir üyesi olarak kabul ettirir. Yavaş yavaş çete içindeki yerini bulur ve pasif bir rolden aktif bir role geçiş yapar. Sadie'nin çetede gösterdiği cesaret ve özgüven onu bir savaşçıya dönüşümünde önemli bir adımdır. Özellikle çetenin görevlerinde yer almaya başladıkça kendini korumaya ihtiyaç duymayan, aksine tehlikeyle yüzleşen biri olarak şekillenir. Sadie'nin ezeli düşmanı Colm Odriscoll olur. Oyunun ilerleyen bölümlerinde Colm tutuklanır ve St. Dennis'e yargılanarak asılmak üzere meydana getirilir. Dutch, Sadie ve Arthur idamın kesin olarak gerçekleşmesi için etraftaki Com'un adamlarının onu kurtarma çabalarını engellerler. Kurtarma girişimi sabote edildiğinde Com asılır ancak Sadie hıncını alamayarak önündeki Odriscoll üyesini bıçaklayarak çatışma başlatır. Bu onun intikam arzusunun ve karakterinin kararlılığının bir ifadesidir.
6. bölümün sonlarına doğru Sadie, Arthur'dan kocasının ölümünün intikamını almak için Odysko'ları tamamen bitirmek üzere yardım ister. Arthur, Sadie'ye yardım etmeyi seçerse karşılığında Marston ailesini zamanı geldiğinde güvenliğini sağlamak için yardım etmesini istediğini söyleyerek bunu kabul eder. Odysko'lardan geriye kalanları Arthur ile katlettikten sonra Sadie, kocasını öldüren kişiyi vahşice öldürür ve onun intikamını alır. You okay? Yeah. He was a good man, my Jakey. Sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day, every moment. They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. I ain't even got that. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. We should get away from here. Sadie, Cornwall rafinerisinde orduya karşı savaşlara yer alır. Bittiğinde ölümcül şekilde yaralanmış Eagle Phyllis'ı babasına geri götürmek konusunda yardım etmek ister. Ancak Arthur kendisinin götüreceğini, bunun yerine Sadie'nin diğerlerine göz kulak olmasını ister. Daha sonra çetenin Amerika ordusu maaş bolluğunu taşıyan trenin soygununa katılır. Kendilerine saldıran Amerika ordusu askerlerini Clint ile püskürtür. Daha sonra Abigail, ajan Milton tarafından esir alınır ve çetenin geri kalanı onu terk ederken Sadie, Arthur ile birlikte onu kurtarır. Gider. Ancak Sadie yakalanır ve Arthur Milton ile yüzleşmek zorunda kalır. Milton Arthur'un arkasından gizlice yaklaşır ve silahını doğrultur. Arthur ve Milton arasındaki mücadele sırasında Abigail kurtulmayı başarır ve Milton'ı Sadie'nin tabancasıyla kafasından vurup öldürür. Üçlü birlikte oradan kaçar. Kampa dönüş yolunda Arthur durmalarını söyler ve ikisine de Jack ve Tim'in yanına gitmelerini söyler. Sadie'nin sessiz kaldığı son bir hüzünlü vedadan sonra Sadie Abigail'i Copperhead Landing'e götürürken Arthur çeteyle yüzleşmeye gider ve bunun sonucunda ölür. John ailesiyle tekrar bir araya geldikten sonra Sadie ile birlikte Micah'ı ihanetten dolayı öldürmeye yemin ederler. Çetenin dağılmasına birkaç yıl sonra Sadie başarılı bir ödül avcısı olmuştur. 1907'de Pranghorn Ranch'a John'un Valentine'de onunla buluşmasını belirttiği bir mektup gönderir. John salona geldiğinde Sadie'nin Bubba ve Jeb adlı iki müşteriye kavga ettiğini görür. Sadie Bubba'nın eline bıçak sokar ve Jeb'in suratına bir bardak kırar. John araya girer ve iki müşteriyi de uzaklaştırıp Sadie'ye sarılır. Sadie, John'dan ödül avcılığında kendisine katılmasını ister ve Strawberry'de Nathan Kirk'i bulmak için yola çıkarlar. İkili Sean Fanley, Ramon Cortez ve Marshall Torval'ı dahil olmak üzere çeşitli suçları yakaladıktan sonra Sadie, Mike'in adamlarından biri olan Clint'i bulduğunu söylemek üzere John'un çiftliğine gider. John, Sadie ve Charles, Clint'in en son görüldüğü yer olan Strawberry'e giderler. Üçlü Clint'i bulur ve sorguya çeker. Micah'ın yerini söylemesi için Clint'i dar ağacına götürür. Clint korkuyla Micah'ın Hagen Dağı'nda olduğunu söyler. John, Clint'in hayatını bağışlamayı ya da onu asmayı seçebilir. Eğer onu bağışlarsa Sadie onu ne olursa olsun öldürecektir. Üçlü yola koyulur ve Micah'ı bulmak için dağlara tırmanır. Bir tepeye vardıktan sonra Micah'ın çetesinden birisi Sadie'nin üzerine atlar. Arkadan gelen John silahını adamı doğururken başka bir adam da John'un üzerine atlar. Sadie üzerine atlayan kişiyle mücadele ederken bıçaklanır. Yaralı halde gelen Charles Sadie'yi bıçaklayan adamı öldürür. John da üzerine atlayan adamı döverek bayıltır. Sadie ve Charles yaralı haldeyken John Arthur'un şapkasını takar ve Micah'ı bulmak üzere yola koyulur. Karşısına Joe çıkar ve John hızla Joe'yu ve yanındaki iki adamı öldürerek yoluna devam eder.
eder. John, Micah'ın adamlarını teker teker indirerek ilerler ve Micah'ın saklandığı kurmaya gelir. Ve o hazin son ve onun intikam bir şekilde alınır. Dutch sonunda beklenmedik bir karar vererek Micah'ı vurur. Micah yaralandığında Sadie serbest kalır ve John bu çatışmada Micah'ı öldürerek kendi intikamını alır. Bu olay Sadie'nin intikam arayışının sonu olurken aynı zamanda John'un Arthur'un intikamını almasına da vesile olur. Sadie yara almış olmasına rağmen olaydan sağ çıkar ve John'a Micah'ın sakladığı kulübedeki parayı almasını söyler. John parayı topladıktan sonra Sadie ve Charles'la birlikte oradan ayrılırlar. Micah ile yaşanan son yüzleşmeden sonra Sadie bıçak yarasına rağmen John'un çiftine döner ve Marston ailesinin yeniden bir araya gelmesine tanık olur. Sadie, John ve Abigail'in düğününe katılır. Düğün sonrasında Charles'la yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verir ve çiftlikten ayrılır. Sadie de artık kendi yoluna gitmeye hazır olduğunu hisseder ve Marston ailesine veda ederek çiftlikten ayrılır. Sadie'nin nereye gittiği veya nasıl bir hayat sürdüğü tam olarak bilinmez. Ancak onun bağımsız ruhuyla kendi macerasını aramaya devam ettiğini tahmin edebiliriz. Sadie Adler, RDR2 evreninde unutulmaz bir karakter olarak yerini alır. Onun hikayesi sıradan bir çiftlik kadının travmatik bir olayın ardından nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü göz önüne serer. Sadie'nin çeteyle olan ilişkisi, intikam arayışı, bağımsızlığı ve ödül avcılığı yolculuğu oyunun temasını güçlendirirken onun evrendeki kalıcı etkisini pekiştirir. Red Dead Online'da geçmişe yolculuk etmesiyle Sadie'nin kaybettiği Jack ile olan ilişkisine dair detaylar eklenir ve bu sayede onun içsel çatışmanı daha iyi anlamamız sağlanır. Sadie'nin hikayesi onun yalnızca bir yan karakter olmadığını, denlemesini işlenmiş çok boyutlu bir kişilik olduğunu gösterir. Sadie Elder'ın bu olağanüstü karakter gelişimi RDR evreninde unutulmaz bir yer edinmesini sağlar ve onun oyun dünyasına güçlü ve bağımsız kadın karakterlerin temsili açısından bir sembol olarak kalmasını sağlar. Oyuncular için Sadie sadece bir karakterden öte güç ve özgürlük arayışını simgeleyen ilham verici bir figürdür.